Hem öğrencilik döneminizde hem de uygulamalar geliştirmeye başladığınızda bilmeniz gereken temel birçok konu var aslında. Bir projeye başlangıç mesela bunlardan bir tanesi. Ve burada da bunu anlatmaya çalıştım aslında. Belki de teknik kısım haricinde deneye yanına öğrenebileceğiniz en önemli başlıklardan bir tanesi de bunun hazırlık süreci ve buna nasıl karar verileceği gibi. Mesela yapay zeka projesine hazırlanırken böyle bir şey yapacaksak öncelikle sorunu belirlememiz gerekiyor. Bu temel çözmemiz gereken şeyin öncelikle ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu her konuda geçerli. Yapay zeka da çok daha önemli. Aksi halde bir aksiyon alamayız. Soruna göre yapay zeka alt başlıklarına odaklanmak gerekiyor. Sizin sorununuz eğer örnek vereyim finansal bir şeyse ya da mesela insanların iletişimi üzerine bir çalışmaysa o zaman sizin mesela CNN'le ilginiz yok. CNN hatta sadece mesela NLP çalışmaları üzerine odaklanmanız yani doğal dil işleme çalışmalarına odaklanmanız daha doğru olacaktır. Bu sizin aslında zamandan tasarruf etmenize sağlar. Birçok kaynağı araştırmaktansa sadece NLP odaklı uzmanlaşabilirsiniz. Sizin hedefiniz buysa. Ama mesela görüntü üzerinde çalışacaksanız, sorununuz görüntü ise bu ses olabilir, düzeltiyorum. Bu video olabilir ya da herhangi bir resim olabilir. Bunların hepsi sizin projenizin çıktısını belirleyecek olan şeyler ve zamanınızı da daha doğru değerlendirmenizi sağlayacak. Yapay zeka ile çözülecek sorun üzerine bir domain uzmanı var mı? Bu önemli bir soru. Çünkü business tarafta bunun iş hayatına geldiğinizde karşılaşacağınız temel sorun şu olacak. Birileri yapay zekalı bir şeyler yapmak istiyor. Ama onu nasıl yapacağını bilmiyor. Ya da onu aslında yapay zeka ile yapmak yerine herhangi bir yazılım tekniğiyle yapılabilirdi. Ama bunu yapay zeka ile yapmak gibi bir afaki bir planı olabiliyor. Ya da herhangi bir yapay zeka projesine karar veriliyor. Tamam mantıklı, yapay zeka ile çözülmesi gerekiyor bu sorunun. Ama o alanda bir uzman yok. Siz yazılım olarak yapay zeka tarafında çok iyi olabilirsiniz. Sorun çözme konusunda iyi olabilirsiniz. Ama eğer o alanda mesela tıptan bahsettik dün, tıp alanında bir uzman yoksa siz o alanı bilemeyeceğiniz için bu alanda çalışma yapmanız da pek mümkün olmuyor. Yani araştırma çalışmasından bahsetmiyorum. Profesyonel bir ticari uygulamadan bahsediyorum burada. O yüzden o alandaki uzmanlarla birlikte çalışmanız gerekiyor. Eğer bir ekip kurulacaksa orada bir domain uzmanı gerekiyor. Finans tarafında mesela bizim üzerinde çalıştığımız projelerden biri. Finans sonuçta derinlemesine detaylar olan bir başlık, apayrı bir uzmanlık. Ve biz normal projelerimizde finans altyapıları geliştirmiş olsak bile, finans muhasebe işlemleri vesaire, bu tarafta çok ciddi algoritmik farklılıklar var ve uzmanlık gerektiren konular var. O yüzden de burada mesela işin uzmanlarıyla ya piyasadan finans uzmanlarıyla ama tabii belli kriterlere göre hani finansçı olarak çalışmak yeterli değil burada. Biraz algoritmik eğitimini almış olması. O alanda tecrübeli olması gerekiyor. Mesela borsa üzerinde bir çalışma yapılacaksa örneğin otomatik çalışan bir borsa yazılımı. Böyle bir çalışmamız da var mesela. Hani hisse alışveriş işlemlerini falan otomatik yapabilen, karar alabilen bir sistem. Böyle bir durumda sadece finans da yeterli değil. Sizin borsa odaklı bir uzmana ihtiyacınız var gibi düşünebilirsiniz. Burası çok önemli bir konu. Başarı hedefi genellikle yapay zeka projelerinde tecrübeli olmayan ekipler, firmalar bu çalışmaları planlarken afaki bir başarı planıyla yola çıkıyorlar. Halbuki temel sorun çok basit yapay zekada. Siz hedeflediğiniz noktayı başlangıçta belirlemeniz gerekiyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela 100 metre koşusu var. 100 metre koşusunu örneğin diyelim ki x saniyede
koşmak dünya rekoru. Sizin hedefiniz dünya rekorunu kırmak ise onun 0.1 saniye altında koşma hedefi sizin için bir başarı hedefi olabilir. Ama böyle bir hedefiniz yoksa random olarak hazırlanırsınız. Bütün her şeyi, bütün hazırlıklarınızı, her şeyinizi aslında random olarak hazırlanırsınız ve sonuçta random olur doğal olarak. Sonuçta başarılı olup olmayacağınızı da belirleyemezsiniz. Ben başarılı oldum mu? Mesela hedefim neydi ki? Gibi. Burada da yapay zeka tarafında bir doğruluk oranı diye bir hedefimiz var. Bu hedef mesela object detection uygulamalarından bahsedelim, görsel olsun. Burada örneğin bütün verilecek fotoğraflar içerisindeki insanların kadın, erkek, çocuk, yaşlı vesaire bunların örneğin %95'lik bir başarı ortalaması, başarı hedefi tutturmak istediğimi varsayalım. O zaman ben daha sonra anlatacağım bu yapay zeka modelinin geliştirme sürecinde bu süreç içerisindeki bütün ayarlamaları, konfigürasyonları, verileri, algoritmaları buna göre planlarım. Araştırmalarımı da buna göre yaparım. Ondan sonra da veriyle test ettiğimde ben sonucunda, o test sonucundaki doğruluk oranında 92 gördüğümde ben başarılı olmadığımı düşünebilirim. Henüz başarılı olmadığımı. O zaman %3'lük bir geliştirme daha yapmam gerektiğini bilirim. Ama eğer hedefimde ben %95'i tutturursam artık bu algoritma ürün ortamına hazır demektir. Yani başarılıyım. Üzerinde uğraşmama gerek yok artık. Benim hedefim buydu. O yüzden bu kritik öneme sahip. Yani projeye başlamadan önce başarı hedefi belirlenmeli. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki ilk kez yapay zeka uygulaması yapan birisi bunu belirleyemez. Çok ciddi bir şekilde üzerinde test yapma gerekiyor. O veri üzerinde test yapmak gerekiyor birçok kez. Sizin olası olarak o alandaki başarı oranınızı tahmin edebilmeniz gerekiyor. Belli bir süre sonra, belli bir pratikten sonra. Burada da genelde şöyle bir soru geliyor. O başarı oranını neye göre belirleyebilirim? Ya da belirleyebilir miyim? Mesela her projede %98 mi olmalı? Böyle bir kural yok yapay zekada. Hiçbir şekilde her konuda %98 gibi ya da %99 ya da 90 üzeri bir başarı beklenemeyebilir. Çünkü bu domainle alakalı bir sorun. Bunu da aslında domain uzmanı olan kişilerden öğrenebilirsiniz. Mesela yazı tura gibi düşünün. Yazı tura da algoritmik olarak sizin başarı oranınız yarı yarıya, %50-50. Siz bu projede eğer bir yazı tura da tahmin olasılığını diyelim ki çok yüksek hale getirmek istiyorsanız, diyelim simülasyon ortamında yazı tura atılacak. Ve oradaki herhangi bir veriyi almayacaksınız. Hani o para nesnesinin diyelim hiçbir eğimini, hiçbir bilgisini almayacaksınız diyelim. Sadece bir tahmin üreteceksiniz. Bunun üzerinden de %50'yi geçmeye çalışacaksınız. Bunun %98 ya da %90 olma ihtimali çok düşük. Böyle bir durumda. İşte bu yüzden de işin uzmanlarıyla çalışmanız ve onlardan geri bildirimler alarak şunu diyebilmeniz gerekiyor. Ben %92 başarıya ulaştığımda ben bunu ürün ortamına hazırlarım diyebilmeniz lazım. Ya da daha düşük de olabilir. Mesela kanser tespiti diyelim ki normal cilt kanserinde bunu yüksek tutabilirsiniz. Çünkü dışarıdan yani insan vücut dışından çekilen görüntüler üzerinden yapılan analizlerle ciddi oranda başarı sağlanabiliyor. Ama farklı kanser türlerinde bu oran ciddi oranda düşüyor. Çünkü hücrelerin fotoğrafları üzerinden bunları yapıyorsunuz. Bunlar da tabii ki hastane ortamında alınan o görüntülerle ancak yapılabilir. Ama hücreler üzerinde bunları yapabilmek biraz daha zor. O yüzden o kadar yükseklikte bir oran bekleyemeyebilirsiniz. Sorunu çözmek için yeterli veriye sahip miyiz? Yapay zekada daha önce de bahsettiğim gibi ki veri seti kısmına ayrıca gireceğim. Size örnek veri setleri göstereceğim. Yapay zekada en temel gereksinimlerden bir tanesi
aynı okuma yazma öğrenirken alfabe neyse, alfabe nasıl gerekiyorsa, burada da veri aynı şekilde gerekli. Bunu zaten çözmüş olmanız gerekiyor projeye başlamadan önce. Ve yeterli veriye sahip miyiz? Bunu da analiz etmek gerekiyor. Eğer yeterli veri yoksa, veri çoğaltmak için çeşitli yöntemler var. Bunları anlatacağım size. Mesela genellikle bunu görüntü üzerinde yaparız. Görüntüler üzerinde bu video olabilir. Bu resim verisi olabilir. Bunları nasıl çoğaltırız? Örneğin. Tabii ki bunların da ayrı ayrı kuralları var. Hepsini inceleyeceğiz. Ancak tabii ki burada da projeye göre değişir. Kimi projede 10 milyon fotoğraf gerekir. Bu ilgili sorunu çözmek için. Kimisinde 10 bin tane yeterli olabilir. Bazı kurumsal firmalarda bir nokta küsür milyar veri üzerine kadar çıkabiliyoruz. Mesela ya da birkaç milyar satır metinsel veri. Bu tür çalışmalar da yapılması gerekebiliyor. Onların da farklı farklı kuralları var. Doğru teknolojileri seçtiğine emin misin? Öncelikle her sorunu çözmek için farklı açılar, farklı bakış açıları ve teknolojiler gerekiyor açıkçası. Bunu size yazılımsal tarafı anlatırken biraz daha değineceğim. Ve bunların da hem performans, hem verimlilik, hem de yazılım özelliği olarak farklı farklı yetenekleri var. Bunları iyi biliyor olmanız lazım. Burada da temel kural, biraz da aslında genel hayata dönersek, herhangi bir usta düşünün, herhangi bir iş yapan usta, bunun takım çantası gibi düşünün. Takım çantasını iyi kullanamayan bir usta aslında sizin sorununuzu da çözemez. Ya da mesela otomobil gibi düşünün. Bir şoför, yani hepimiz şoför olabiliriz ama kimimiz sıradan, daha doğrusu çoğunluk sıradan şekilde sürüyor bu aracı. Ama kimisi de onu kendi eli gibi kullanabiliyor o otomobili. Çok ciddi şekilde yetenekli ve birçok özelliğini bilerek, o otomobilin mekanik özelliğini bilerek, elektronik aksamını bilerek ve kullanım tekniklerinde de ileri seviye yetenekleri ve kendini geliştirmiş bu alanda. Sadece aslında tek yaptığı şey o otomobili çok iyi bilmek. Çünkü kendisi diyelim ki yarış şoförü gibi. Yapay zeka ve yazılımda da kullanacağınız teknikleri bu şekilde iyi biliyor olmanız lazım aslında. Bir diğer konu maliyet hesabı. Bunlara çok girmeyeceğim şu an. Ara ara farklı başlıklarda anlatırım ya da sunumdan kendiniz okuyabilirsiniz. Daha çok donanımsal çalışmalara odaklanıyorum. Ve şurada gördüğünüz gibi CPU, RAM, hard disk vesaire bunları daha sonra anlatacağım. Oraya girmeyeceğim şimdi. Ve bilinmesi gereken temel kural yapay zeka projelerinde genellikle hani ürün ortamından bahsediyorum ben. Normal antrenman projelerini kastetmiyorum. Bunlarda geliştirme süresini tahmin etmek açıkçası kolay değil. Mümkün değil de diyebilirim kısacası. Çünkü normal yazılımda da bu böyledir. Yazılımda mesela sizden bir belli süre isterler. 3 ay mı, 5 ay mı, 2 yıl mı vesaire gibi bana bir süre söyle derler. Tabii ki bu süreyi vermek zorundayız. Bu ayrı. Ama bu süre aslında olabildiğince algoritmik olarak belirlenmiş. Yani çalışan sayısından geliştiricilerin kapasitesine kadar birçok denkleme kadar bunların her birinin günde kaç saat çalışacağı vesaire birçok parametrenin işin içerisinde bulunduğu ve buna göre bir çıktı üretildiği bir durum. Normalde bilemeyiz, bilemeyiz, bilemiyoruz da açıkçası. O yüzden de %30'luk bir zaman payı konur bu yazılım projelerinin üzerine. Yani normalde diyelim ki bir yıl dediysek bunun üzerine %30 ekleriz gibi düşünün. Yapay zeka projelerinde bu biraz daha fazla olabiliyor. Bunları da sözleşmelerle zaten belirliyoruz gibi. Bir dedicated server kurup bir veri merkezine koyup vesaire. Bunlar biraz daha business taraftaki teknik detaylar, karşılaştığımız sorunlar.
Mesela burada da çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. Dedicated Server, sizin yapay zeka projenizi bir serverda yayınlamanız gerekiyor. Kendi evinizdeki bilgisayarda yapamazsınız bunu. Oradan yayın verecek bu yazılım. Ancak yüksek hesaplama yapan bilgisayarlarda bu blockchain, protokol seviyeli blockchain yazılımları da buna dahil. Ya da yapay zeka genellikle görüntü işleme yapan ya da yüksek hacimli veri işleme yapan herhangi bir veri işleme makinesi de olabilir. Bunlar çok ciddi donanım harcarlar. Çok ciddi CPU ve GPU gücü harcarlar. Kendini zorlar yani açıkçası. Ve bu nedenle de çok ciddi ısı üretir, sıcaklık üretir bu makineler ve aynı zamanda da elektrik harcarlar. Bütün bunlardan dolayı da bu tür makineleri normal data center'lara koymanıza pek sıcak bakmıyorlar data center sahipleri açıkçası. Kendi arkadaşım bile var data center sahibi olan. 3-5 bin tane bilgisayar var, sunucu var ama bunun teknik sebebi şu. Hani sadece mesela beta aşamasına kadar biz bunları yayınlayabiliyoruz. Sebebi mantıksız değil. Çünkü bütün data center'ın altyapısı yıllar önce belli bir ısı seviyesine göre hazırlanmış ve belli bir elektrik enerjisini harcayacak şekilde tasarlanmış bütün elektrik altyapısı. Siz oraya bir tane ateş gibi bir tane makine koyunca o bütün elektriği de sömürmeye başlıyor. Diğer makinelere yeteri kadar enerji kalmayabiliyor. Ya da ciddi bir ısı üretiyor ve odanın sıcaklığı bu makineleri soğutmaya yetmiyor. Ki orası genellikle kutuplar gibi olur. Zaten bayağı soğuk olur data center'lar soğutmak için vesaire. API olarak sunulacak görüntü analizi yapan yapay zeka projesinde sunucu maliyetleri yüksek olacak. Evet, bunlar hayatın gerçekleri. Ciddi maliyetli bir çalışma olacak. Bunları siz geliştiriyor olsanız bile ciddi maliyetli olacak. Hani bunu yapan girişimci olaraktan bahsediyorum ben. Özel bir sorunu çözeceksen veri setini kendin oluşturmak zorundasın. Evet, burası kritik. Belki veri seti kısmında biraz daha inceleyebiliriz. Mesela 500 bin resimden oluşacak bir veri setini hazırlamak için yeterli eleman kaynağın var mı? Veri seti teknik olarak biraz angarya iş. Yani müthiş bir yapay zeka bilgisi yeteneği gerekmiyor ama tecrübesi gerekiyor. Ve angarya olmasına rağmen bunu acemilerin diyelim ki siz ustalaştınız kendi işinizde ve genelde de şöyle bir sorun olabiliyor. İşini bilen kişi kesinlikle veri setini kontrolsüz bir şekilde birilerine yaptırmaz. Çünkü bütün yapay zeka modeli o kara kutu üzerinde çalışacak aslında. O yüzden de bütün kuralları kendisi belirler. Bütün kuralları belirledikten sonra o kurallara göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Eğer başkasına yaptıracaksa bile. Çünkü bu kurallardan bir tanesine uyulmadı mı, siz algoritmayı ne kadar iyi yaparsanız yapın, o doğruluk oranına ulaşamayacaksınız. Farkında da olamazsınız çünkü veri setinden haberiniz yok. Onu başka birisi yapmış, başka ekibiniz yapmış vesaire. Diyelim ki onlar da bu kurallara uymadıysa bu ciddi sorun olacaktır. Bu nedenle her bir resim ya da genellikle dediğim gibi resim ve video gibi görsel şeyler üzerinde örnekliyorum ama bu metin de olabilir. Mesela Twitter üzerinden bir analiz de yapmak isteyebilirsiniz. Bu da metinsel veri oluyor. O da aynı. Bunları hazırlarken belli kurallar oluşturmanız gerekiyor ve bu kuralları da global standartlara göre belirlemeniz lazım. Hani yeni bir şeyler test etmeye çalışmayın veri setinde. Globalde ciddi testler yapıldı açıkçası veri seti hazırlığı üzerine. Burası uzmanlık gerektiren bir şey ve her birisi diyelim ki mesela resimlerin etiketlenmesi gerekecek. Bunun ne olduğunu anlatacağım size daha sonra. O resimlerin etiketlenme olayında sizin bu etiketlenme tekniklerini de kurallarını da belirlemeniz gerekecek. Ve bunların her birisi elle yapılıyor. 500 bin tane resim diyorsanız 500 bin tane resim elle yapılacak demek. Gayet açık bir şekilde. Her bir resimde bir Photoshop'la uğraştıysanız mesela her bir resim üzerinde bir tane nesnenin etrafında kare çizdiğinizi düşünün. Bir tane değil birden fazla da olabilir tek bir resimde ve 500 bin tane yapacaksınız.
O yüzden bu çalışmaları ister in-house olarak kendi ekibinizde yapabilirsiniz. İsterseniz de bunu globalde cloud çözümlerle yapan aracı girişimler var. Mesela siz verilerinizi yüklüyorsunuz. O verilerin bazı kurallarını giriyorsunuz. Neye göre, neye dikkat edilerek nasıl yapılacağını falan. Resimler üzerinde nelerin nasıl işaretleneceğine dair. O platforma üye olan ve para kazanmak için üye olan, hani iş yaparak, label'lama yaparak para kazanmaya çalışanlar sizin bütün resimlerinizi parça parça label'layarak sizden para kazanacak. Her bir resim başına para ödemeniz gerekecek. Ya da kendiniz yapacaksınız in-house olarak gibi. Eğer özel bir çözümden bahsediyorsak ama siz doğadaki mesela binaların örneğin analizini yapacaksanız, analizden kastım mesela deprem analizinden bahsetmiyorum. O çok farklı bir konu. Ama doğadaki ya da işte çevredeki binaları, yapıları, insan yapılarını tanıyabilecek bir model geliştirmek istiyorsanız bunu örneğin Stanford Üniversitesi'nde birçok öğrencinin katkısıyla yıllar içerisinde yapmışlar. Milyonlarca fotoğrafla bunları etiketlemişler zaman içerisinde ve size hazır bir eğitilmiş model olarak bile veriyor. Sadece veri seti olarak değil ya, yani hazır eğitilmiş model verebiliyor. Ama özel dediğim farklı. Evet. Bir diğer konu, uygulamayı geliştirdiniz ama uygulama tek başına çalışmıyor. Maalesef sadece algoritma yeterli değil, sadece yazılım da yeterli değil. Bunların bir de konfigürasyon çalışmaları var. Ve bu süreçte de bir DevOps çalışanı ya da bilgisi olan birisi gerekiyor diyelim. Çünkü yazılımı yayınlamanız lazım. Bunu yayınlarken de ölçekleme problemleri ile karşılaşacaksınız. Mesela belli bir trafik aldığınızda bunu nasıl dağıtmayı planlıyorsunuz? Ağ üzerinde, yani sizin geliştirdiğiniz uygulama üzerinde nasıl bir dağıtık mimari oluşturmanız lazım? Bunun için de distributed sistemleri araştırmanız lazım. Ve muhtemelen paralel programlama çalışmalarına da girmeniz gerekebilir. Bu nedenle. Bu da aslında şöyle bir soru sorayım. Paralel programlama ile ilgilenen var mı? Yazılımla uğraşanlar arasında. Paralel programlama yüksek hacimli veriler üzerinde çalışırken donanımı daha efektif bir şekilde kullanmak zorunda olduğumuz bir programlama yöntemi diyelim. Burada temel mantık şudur aslında. Elimizde birden fazla CPU ya da GPU var. Bu donanımsal computational hesaplama gücünü, donanımsal hesaplama gücünü geliştirdiğimiz paralel programlama teknikleriyle aynı anda bütün iş yükünü parçalara ayırıp dağıtmak için kullanıyoruz aslında. Temel mantık bu. Elimizde bir iş yükü var. Bu normalde tek bir thread üzerinde diyelim 10 saat sürecek. Ama ben bunu elimdeki 5 tane CPU ya da GPU'ya paralel olarak parçalayarak dağıtarak çalıştırdığımda aynı computer içerisindeki bunlar çok daha hızlı bir şekilde belki 5'te 1 belki 6'da 1 fazla da olabiliyor. Oranda daha düşük bir zamanla hesaplanıp sonuca gidecek. Paralel programlama böyle. Yüksek trafik altında optimize edilmesi ve tüm sunucu yöntemlerini diğer yazılım projelerinden epey farklı diyebilirim. Bunlarla alakalı da size data engineering'i anlatırken söylemiştim aslında. Burada bahsettiğim o. Data engineering sizin geliştirdiğiniz modeli alır, sunucu tarafında bunları yayınlar, konfigürasyonlarını yapar vesaire. Genel olarak bir yapay zeka projesinin geliştirme pipeline'ına, yazılımda pipeline diyoruz buna. Evet, Türkçesi boru hattı. Ve yapay zekada da aynı şekilde pipeline diyoruz. Bir şöyle düşünün, A noktasından B noktası gibi düşünün. Başlangıç ve bitiş proje geliştirmenin içerisindeki akış. Geliştirme sürecinden bahsetmiyorum. Geliştirmenin içerisindeki akıştan bahsediyorum aslında burada. Ona biz genel olarak pipeline diyoruz.
Öncelikle mesela datanın oluşturması, prepare data, bunu konuştuk. Sonra sen modeli geliştirdin, algoritmanı kurdun. Bunu eğitmen gerekiyor. Train model. Yani hazırladığın veriyle modelini, algoritmanı eğitiyorsun. Sonrasında bu modelin hazır olduğunda, hazır olmak nedir? Testi başarıyla geçtiğinde demek. Teste de daha önce belirttiğim gibi diyelim ki %98 ya da %93 diyelim senin başarı planındı. Bunu sağladın. O zaman tamam, paketlemeye hazırdır bu model. Paketlemek de bunun aslında hazırlanması diyelim. Sonrasında bunların hepsini işte validate ettiniz. Deployment, deploy model dediğimiz deployment süreci. Az önce bahsettiğim data engineering tarafında yapılan çalışma. Siz modeli yazılımsal olarak geliştirdiniz, her şey tamam. Sonra bunu sunucu ortamına atıp çalıştıracaksınız. Bu sunucu ortamına atıp çalıştırma sürecine deployment diyoruz. Yazılım terimi aslında bu. Yapay zekada da süreç aynı. Ve monitor model. Modelin başarısını, çalışmasını, bütün belki loglarını vesaire hepsini kontrol ediyor olmanız lazım. Monitoring diyoruz burada yazılımda. Gibi düşünülebilir. Daha detaylı girelim. Az öncekinin bir tık daha şöyle diyeyim hatta. Nereye odaklandığımı söyleyeyim model hazırlık sürecinde. Aslında şunların biraz daha detayına girerek anlatıyorum. Ama direkt model odaklı. Yani prepare data ve train model ve bunların arasındaki birkaç tane de basamak var. Onları anlatacağım şimdi. Tamamen sıfırdan başlıyorsunuz. Hiçbir şeyiniz yok. Sadece yapay zeka biliyorsunuz diye düşünelim. Veri bulma ve bu arada bundan önce sorunu belirlediniz. Sorunu hangi teknikle yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hangi algoritmalarla vesaire. Ondan sonra da çözümü planladınız. Sonra bu sürece başlıyorsunuz. Veri bulma ve oluşturma. Veri setine ihtiyacınız var dedik. Mesela burada da cilt kanserini örnek alalım biz. Cilt kanseri tarafında dediğim gibi bunların belli bir standardı var. Yani cilt kanserinin yaralarının belli standartları var. Ve bunlar normal yaralardan fark edilebiliyor açıkçası. Ve bunların fotoğraflarından oluşan bir veri seti oluşturmanız gerekiyor. Tahminen diyelim ki siz küçük bir test yapmak istiyorsunuz. Hani çok büyük veri seti oluşturmadan sadece geliştireceğiniz modelin çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorsunuz aslında. Yaptığınız işi anlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden 1000 tane fotoğraf diyelim ki yeterli olsun sizin için. Ürün ortamı için yeterli olmayacaktır bu. Bu sorunda. Ama test için yeterli olur kendinize. Hatta daha az da olabilir. Yani 100 tane üzerinde de yapabilirsiniz. Sadece başarı oranına, yani çıktıdaki başarı doğruluk oranına güvenmemeniz gerekiyor. Az veri varsa. Güvenebileceğiniz bir ortam olmaz orada. Veri bulma. Diyelim ki 1000 tane yaptık. Sonrasında da bu görüntüleri ki altta zaten açıklamalı söylüyorum. Metin, görüntü yani araç, insan, tümör gibi şeylerin görüntüsü olabilir. Ya da sayısal ölçümler olabilir. Sosyal ağların verileri, genetik verisi vesaire bunlar olabiliyor. Hepsi herhangi bir şey olabilir. Ve görüntüleri oluşturduk. Sonrasında bunları belli kurallara göre temizlememiz gerekiyor. Temizleme kısmının birçok kuralı var. Şu an girmeyeceğim buraya ama resim için ayrı, metinsel için ayrı, ses için ayrı vesaire farklı farklı kurallar var. Temel olarak birkaç tane örnek vereyim. Siz 1000 tane resmi planladığınızda, hazırladığınızda bunların standart bir boyuta getirilmesi gerekiyor. Standart boyuttan kastım piksel sayısı. Mesela 250'ye 250'lik bir resim olmasını istiyorsanız yaptığınız çalışmalarda 1000 tane resmin hepsinin 250'ye 250'lik olması gerekiyor. Bu sizce neden böyle bir ihtiyaç olabilir? Neden 250'ye 250? Mesela neden bir kısmı 500'e 500 olmasın?
sizce? Yorumlarınızı bekliyorum. Chat ortamı çalışıyor. Yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Ses açarak da söyleyebilirsiniz. Yorum yok. Bu muhtemelen birçoğunuzun aklına gelmiştir. 250'ye 250'lik, yani örnek olarak mesela %100 de olabilir, fark etmiyor. Ama belli bir standart olması, standart bir çerçeve olması gerekiyor. Bunun yapılmasının en basit sebebi öğrenme yapılacak şartların eşit olma kuralı. Verinin bütün parçalarının birbirinden farklı olduğunu biliyoruz değil mi? Mesela bir tane kanser diyelim, kanser, cilt kanseri fotoğrafı diğerinden farklı olursa, daha yüksek çözünürlüklü olursa, bir tanesi de düşük çözünürlüklü olursa, yüksek çözünürlüklü olan daha öncelikli olacaktır algoritma için. Çünkü onda çok daha fazla piksel var. Çok daha fazla öğrenilecek veri var. Daha değerli aslında. Tamam, hesaplaması daha zor onun için. Onun üzerinde çalışmak daha uzun sürüyor GPU'da, CPU'da vesaire. Ama bu şekilde eşit şartlarda yarışmamış oluyor aslında veri seti. Bu nedenle eşit şartları oluşturmanız lazım. Hepsinin boyutlarının standart olması gerekiyor mesela. Bu onlardan bir tanesi. Aynı zamanda bir diğer örnek de gene eşit şartları sağlama kuralı altındaki. Bu fotoğrafların aydınlatma, yani aydınlık ne deniyor? Işık değeri diyelim. Birbiriyle çok yakın olması lazım. Bir tanesi diyelim ki ışık altında çekilmiş, gayet gündüz çekilmiş, diğeri gece çekilmiş. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Eğer illa bazı kurallarda, bazı projelerde böyle şeyler yapılması gerekebilir. Bu bahsettiğim proje değil ama eğer öyle olacaksa bile, hani ışık farkı olacaksa bile, o zaman her bir kategori için bu da şöyle olabilir. Mesela birden fazla cilt kanseri türü var diyelim. Bu cilt kanseri türlerinin her birisi için ayrı ayrı aynı oranda, örneğin düşük ışıkta çekilmiş fotoğraflar olması lazım. Bir örnek vereyim size. Çok hani yapay zekaya mucize gibi bakan insanlar olabiliyor. Bunu yapanlar içerisinde de olabiliyor açıkçası. Halbuki o seviyede değil açıkçası şu an. Mesela Super AI ya da AGI dediğimiz kısım, o kategoriye geçtiğimizde tabii ki bunlar artık o seviyeye gelmeye başlayacaktır diye tahmin ediyoruz açıkçası. Bu benim düşüncem. Ama şu anki seviyede aslında ilkel bir şekilde otonom süreçleri yapabilen bir öğrenme altyapısı, algoritmik altyapısı diye özetlenebilir. Mesela New York'ta New York Polis Departmanı, NYPD, bunlar suçlu analizi yapmak için bir yapay zeka geliştirdiler. Ya da geliştirdiler, artık bilmiyorum bunu. Ama yaptıkları yapay zeka algoritması temel olarak şunu yapacaktı. İnsan fotoğraflarını alacak ve bunlar içerisinden öğrendikten sonra kimin suçlu olup olmadığını fotoğrafından tanımaya çalışmak. Yani hani ırkçılık plus plus durumu. Çekik gözlüler şöyledir. İşte zenciler şöyledir falan. Hani bilirsiniz, zenci tabiri orada kullanılmaz. Ama bizde böyle bir kültür olmadığı için burada kötü amaçla kullanılmıyor tabii ki. Ve evet, mevcut problemlerden bir tanesinin tanımını söyledi bize arkadaş. Black Lives Matter. Şimdi orada
sürekli olarak yapılan bir şey aslında bu. Hani yeni bir şey değildi zaten. Ayrımcılık olayı. Neyse. Bunu yapay zeka yaptırmaya çalışıyorlar. Yani ben sizi ayırmadım. İşte yapay zeka ayırdı. İşte bu bizim suçumuz değil falan gibi. Ve bu yapay zeka projesini çalıştırmaya başladıklarında ortaya çıkıyor ki aslında çoğunlukla, yüzde olarak çoğunlukla siyahileri daha suçlu görüyor. Yani bir siyahi verdiğinizde otomatik olarak bunun suçlu olma ihtimali yüzde bilmem kaç artıyor filan. Mesela bunu yapay zekaya mal edebilirler. Hani bilmeyen kısım bunu yapabilir. Halbuki yapay zeka sadece kendisine verilen veriye bakar. Siz eğer veri setini, ki az önceki şu an anlattığım örnekte muhtemelen veri setini yanlış hazırlamışlar. Çünkü hani New York kültürünü bilenler bilir. Orada her ırktan, her ülkeden çok farklı insanlar çok fazla. Yani mesela hani bizde bu aşağılamak olarak değil kesinlikle de. Mesela çekik gözlü dediğinde Çinli, Japon, işte Güney Koreli vesaire vesaire aklına gelip gelemeyecek hepsinden farklı binlerce, on binlerce insan var. Siyahi dediğinde bunların yaşadığı bölgeler var mesela. Kendine özel daha kendini konforlu hissettiği bölgelerde yaşıyorlar. Ya da işte Kolombiyalıların yaşadığı bölgeler var, Rusların yaşadığı bölgeler var. Gibi gibi herkesin böyle yaşadığı bölge var. Şimdi ve belli bir suç arşivi oluşmuş bunların içerisinde. Bunların içinde de yani duruma göre göreceli olarak mesela Bronx tarafında bakarsan suçlu profili siyahi olabilir. Ama Manhattan tarafında bakarsan bu öyle olmayacaktır. Hani daha çünkü İstanbul'un merkezi gibi düşünün orayı. Bu nedenle eğer siz suçlu profillerini mesela örneğin 1.000 tane yapacaksınız. 1.000 tane fotoğraf üzerinden bunu çalıştıracağınızı varsayalım ki bu düşük bir rakam böyle bir şey için. 100 tane Çinli, 100 tane diyelim siyahi Afrikalı ve 100 tane örneğin Türk, 100 tane Meksikalı, 100 tane Japon, 100 tane şu Güney Koreli vesaire bunların hepsinden eşit şekilde ve cinsiyetle ayırarak yani 50 diyelim 100 tane tek bir ülkeden yapacaksanız 50 kadın 50 erkek gibi olmalı. Hatta bunların da içerisinde ayrımlar var. Bakın mesela cinsiyet ayrımı diyelim. Cinsiyet gender detection diyelim buna. Cinsiyet tahmini yapma yazılımı olsun mesela. Burada da şimdi bir kadın ve erkeği nasıl tanımladığınıza bağlı bir şey bu. Mesela sizin tanımınızda kadın ve erkek nasıl bir şeydir? Kısa saçlı kişi, küpeli olmayan kişi erkek midir mesela? Mesela sakalı da yoksa ne olacak öyle bir durumda? Ya da kadın uzun saçlı mı olmalı? Ya da küpeli mi olmalı? İşte bu tanımları bilmiyorsun. Bunlar gerçek hayata yansımayan şeyler tam olarak. Mesela kısa saçlı kadın olabilir. Aynı şekilde küpe takmayabilir. Farklı farklı birçok özelliği olabilir. Aynı şekilde erkekte de uzun saçlı, sakalsız da olabilir mesela. Ya da küpe takıyor olabilir. Diyelim ki makyaj da yapıyor olabilir. Böyle bir durumda ne yapacaksın? İşte bunların hepsi yapay zeka için problem görülen şeyler. Sorun olabilecek şeyler. Çünkü sen aralara biz buna yapay zekada veri setini oluştururken noise diyoruz. Yani gürültü. Bu tür gürültüler eklemen gerekiyor. Mesela normalde diyelim ki 10 bin tane fotoğraf üzerinde bir veri seti oluşturacaksın. 5 bin erkek, 5 bin kadın. Bunların yaş aralıklarını bile standart hale getirmen lazım. Mesela erkeklerde diyelim genellikle yaşlıları erkek diye fotoğraf olarak koyarsan belli yaşın altındakilerin sayısı az olursa ama kadınlarda tam tersi mesela genç kadınların fotoğrafları olursa yaşlı olmazsa burada da dengesizlik olacak. O yüzden kural
sınıflara göre belirlenir ve kural hepsine birden uygulanır. Yaş profili oluşturacaksanız bu bütün cinsler için olmalı. Gibi. Çok fazla detay var. Bu epey bir tecrübe gerektiren bir çalışma aslında. Hani biraz geniş bakabilmeniz için bu örnekleri veriyorum. Bir şey başarısız olursa çünkü üzerinde düşünebilmeniz gerekiyor. Acaba sebep ne olabilir gibi. Mesela bir örnek vereyim. Normalde bir otomobilin otomobile baktığınız zaman diyelim bunun üzerindeki yani insan olarak üzerindeki kırık, çatlak vesaire hepsini görürsünüz. Sizin gözünüze cama yansıyan arkadaki binanın ya da camdaki reklamın yani öndeki camda arkadaki dükkanın camındaki reklam yazısı gözünüzün dikkatini çekmez. Aslında görürsünüz ama beyin önemsemez. Çünkü çocukluktan beri, bebeklikten beri siz bunları görüp zihniniz artık yani beyin artık bu ortama göre yaşamaya başlıyor. Ve diyor ki bu bahsettiğiniz şeyler bunlar gereksiz bilgiler diyor. Mesela arkadaki reklam panosunun cama yansıması, onun üzerinden de otomobilin diyelim kaputuna yansıması gibi. Bunlar gereksiz bilgi beyniniz için. Bunu öğrendiği için umursamıyor. Ama deep learning, computer vision için önemsiz bilgi diye bir şey yoktur. Çünkü o öğrenmiyor. Aslında belli paternlere göre ortak olan şeyleri analiz etmeye çalışıyor. Tabii ki öğrenme, yani o bilgi deposunu siz sakladığınızda üzerine sürekli öğreterek bunları anlamasını sağlayabiliyorsunuz. Bak, aslında bu kaputta gördüğün şey arkadaki direğin fotoğrafıdır. Ya da kaputta gördüğün şey aslında bir insandır. Ama bunun kaput üzerinde olma ihtimali yok. Böyle bir şey gördüğün zaman bunu kaput gibi algılama gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz. Söylemekten kastım teknik olarak öğretiyorsunuz. Bu mesela hasar tespit yazılımında karşılaştığımız sorunlardan bir tanesiydi. Şimdi hasar tespiti yapılacak. Doğal olarak yani kendiniz bir hasar oluşturduğunuzda nasıl yaparsınız? Yani gölge, açı vesaire çok dikkat etmezsiniz. Bu kişiye göre de değişir. Kimisi dikkat edebilir, kimisi etmeyebilir. Fotoğrafı çektiğiniz zaman kimisi kendi yansıması mesela kaputun üzerinde görünüyor. Bu bizim geliştirdiğimiz ki dünyada da böyledir. Hasar tespit yazılımı için o aslında bir hasar gibi bir şeydir. Sizin oradaki yansımanız. Bunun sebebi, hasar olarak algılamasının sebebi daha önce bunu görmemiş olması. Öyle bir kaput görmemiş. Üzerinde insan olan bir kaput görmemiş yani. Öğretmemişsiniz daha önce. Bu nedenle biz bu tür ekstrem durumlarda, az önce bahsettiğim cinsiyetteki farklılıklar gibi bu tür durumlarda noise'ler ekliyoruz. Gürültüler. Bak böyle bir şey var. Böyle bir şey olursa bunu şöyle olmadığını bil diyoruz aslında. Gibi gibi çok fazla detay var. Aralarda düşünceleriniz varsa soru olarak alabilirim bunları da. Ya da hangi konuyu özellikle inceleyelim? Buraya kadar tamam mı? Tek bu konu üzerinde saatlerce konuşulabilir. Ama ürün ortamında ürün geliştirme odağıyla çalışırken bunlara ihtiyacınız olacak. Peki. Veri temizleme konusu dediğim gibi standartlar ve bunu ciddi araştırın. Ses için farklı kurallar, metin için farklı kurallar var. Bunları araştırdıktan sonra veri seti oluşturmaya başlayın ve bunun zaman alacağını bilmeniz lazım. Ciddi bir angarya işi. Ama bu angarya işi de işi yapan usta yapar. Bunun sebeplerini de söyledim. Tecrübe gerekiyor maalesef. Süre olarak bunları yapmak ne kadar zaman alıyor? Evet, algoritmayı geliştirmek zaman alan, çok fazla zaman alan bir şey değil. Eğer tecrübeliyseniz. Yani binlerce satır kod yazmıyorsunuz aslında. Ama onun haricindeki veri setini oluşturmak tamamen sizin projeniz, ekibiniz, kaynaklar, hedeflediğiniz şey ne? Bunlara göre değişmekle birlikte en çok zaman alan şey budur. Veri setini oluşturma. Diyelim.
onun temizliğini yapma, onun bakımını yapma vesaire. Bir bebekten daha çok uğraştırıcı diyebilirim. Tamam. Şimdi bir mola verelim, sonra devam edelim buradan. 10 dakika mola. Evet. Veri bulma, oluşturma ve temizlemeyi inceledik. Şimdi bölümlendirme çalışmaları. Bölümlendirmede hazırlanan verinin eğitim ve test olmak üzere ikiye ayrıldığını söylemiştim. Bu en temel olarak ikiye ayrılıyor. Birden fazla ayırma, parçalar ayırma yöntemleri de var. Ama temel olarak bu yeterli oluyor. Genellikle %80-20 kuralı uygulanabilir ya da 70-30. Ama bunun kesin bir kuralı yok. Sadece bir tavsiye diyebiliriz. Bir best practice çalışması diyebiliriz. Yazılımda best practice'ler vardır böyle. Ve örneğin 1 milyarlık datada, 1 milyar satırlık datada %20 test için ayırmanıza gerek olmayabilir de. %95'ini belki eğitim için ayırmanız olabilir. Yani yapılmış örnekleri var. Ama genellikle 80-20 gibi bir temel kurala güvenerek, default olarak buna güvenerek başlamanız faydalı olabilir. Sonrasında feature extraction, özellik çıkarımı, ham veriden özellik çıkarımı yapmak, bu genellikle machine learning çalışmalarında uyguladığımız yöntem. Çıkarılan özelliklerden özellik seçimi, feature selection yapmak ve bu süreçte de bir domain uzmanı gerekiyor. Bu domain uzmanı ile birlikte yapılması gereken bir şey. Mesela ev değerlemesi yaparken o örnekte verdiğimiz durumdaki gibi bir evin değerlemesini yaparken belirlenmesi gereken bazı parametreler var. Bir balkon ya da evin yaşı ya da vesaire vesaire birçok şey evin değerine ne kadar ek değer katar ya da azaltır. Bunları ancak domain uzmanıyla yapabilirsiniz. Bu süreç onu belirtiyor. Model oluşturma, özellik çıkarımından sonra model bu matris üzerinde, matris dediğimizde bu basit hesaplama üzerinde çalışmaya başlar ve çeşitli kurallar çıkartır kendisi. Sonrasında bir değerlendirme süreci. Buna test diyoruz. Hatırlarsanız test verisinden bahsetmiştik. Şuradaki 80-20 kuralındaki 20 test, 80 eğitim verisi olarak geçiyor. Burada değerlendirmede de %20'lik o test verisi üzerinde çalışmaktan bahsediyoruz. Test etmekten. Burada bir soru. Test verisini label'lamamız gerekiyordu. Değil mi? Nasıl bir label'lama yapmamız lazımdı test verisinde? Chat'ten cevapları bekliyorum. Test verisi üzerinde label'lama, etiketleme. Test verisi üzerinde etiketlemeyi nasıl yaparız? Test verisi üzerinde etiket yapılmaz arkadaşlar. Bunu söyledim. Etiketleme olursa ne olurdu? Aynı size sınav öncesinde soruları verip o sınavda çıkacak olan soruları çalışmanızla hiçbir farkı yok. Aynı şey. O yüzden test verisinde etiketleme yapılmaz. Eğitim verisinde sadece etiket olur. Devam ediyorum. İyileştirme süreci. Değerlendirmeyi yaptık.
değerlendirmede diyelim ki %82'lik bir başarı aldık. Ama daha önceyi hatırlayın. Biz başarı oranını belirlemek zorundaydık. Bu projeye başlamadan önce. Başarı oranımız da diyelim ki %87 olsun. Şimdi 82'lik bir başarı normalde teknik olarak başarı olabilir ama sizin hedeflediğiniz başarı değildir. O yüzden işte başarı oranı başlangıçta belirlenmeli. Siz neye göre geliştirmeye devam edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Çünkü yapay zeka projeleri sonsuz bir döngü gibi. Siz bunu başarı hedefine ulaşana kadar çalışmaya devam edersiniz. Etmeniz gerekiyor. Eğer projeyi bitireceksiniz. Bu nedenle değerlendirme sürecinde başlangıçta diyelim %87 olarak belirlediğimiz başarı hedefi tutmadıysa iyileştirme sürecine girilir. İyileştirme sürecinde ise aslında genel bir checklist hazırlanır. Mesela şöyle özetleyeyim. Bu süreç sonunda model yeterince başarılı değilse sorunlar tespit edilir ve model güncellenir. Sorunları tespit etmek için bütün sürece hakim olmanız gerekiyor. Aksi halde sorunu bilemezsiniz. Tahmin bile edemezsiniz. Mesela veri setini kendi kontrolünüzde, kendi kurallarınızda oluşturduğunuzdan emin değilseniz 50 bin tane fotoğraf varsa 50 binlik fotoğraf üzerinde tekrar bir kontrol yapmanız gerekir. Bu nedenle bu kısmı çözmeden sonraki aşamalara geçmemek gerekiyor. Temizlemeyi ve veri setini doğru şekilde oluşturmayı yapmadan, emin olmadan sonraki aşamalara geçilmez. Gereksizdir, zaman kaybıdır. Haliyle ekip olarak çalışacaksınız. Maliyet olarak size ciddi bir geri dönüş olacaktır. Aksi halde bu sonsuz döngüden kurtulmaz. Evet, sorunları tespit etmek için ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz. Veriyi kontrol ettik gene. Diyelim ki oradan eminiz artık. Temizleme kısmında tamam, sorun yok. Veri bölümlendirme 80-20 kuralı. Bunu da doğru şekilde yapıp yapmadığınıza bakmanız gerekiyor. Mesela siz herhangi bir şekilde bir tane görselden veri analizi yapacaksınız. Veri setinde bunları başlangıçta söylemiştim ya, mesela insan üzerinden örnek alırsak diyelim ki veri tarafında çok fazla örneğin siyahi insanın fazla olarak, yani sayısının fazla olarak olmadığından emin olmanız lazım. Eşit olacak bunların hepsi. Bunların hepsini doğru yaptığınıza emin olsanız bile veri bölümlendirmede 80-20 kuralını doğru uygulayıp uygulamadığınızda ayrı bir soru işareti. Çünkü eğer diyelim ki %80 içerisinde çok az örneğin Hindistanlı var. Hindistanlıların ten rengi, onların tarzı, başlarında kullandığı şey mesela, hani dini bazı simgeleri vesaire, giyim tarzı, bunlar hepsi çok farklı. Siz çok az eğitim verisinde çok az Hindistanlı fotoğrafı koydunuz. Ama test verisinde çok fazla Hindistanlı fotoğrafı var örneğin. Bu da sizin başarısızlığa götürecek sonuçlardan biri olabilirdi. Buna da kontrol ettiniz mi, yani buna da baktınız mı özellikle? Bu da önemli. Bunun gibi her adımı veri kısmında özellikle inceledikten sonra algoritmaya bakarsınız. Algoritmada sizin işinizi görmeyen kısım var mı? Hatalı olan bir durum var mı? Vesaire. Üzerinde araştırmalarınızı yaparsınız. Güncellersiniz. Tekrar model oluşturursunuz. Tekrar test edersiniz. Şuradaki test süreci diğerleri kadar uzun sürecek bir süreç. Eğer yeterli donanımınız yoksa, donanım kaynağınız yoksa, GPU, CPU vesaire gibi, bunları anlatacağım daha sonra. Burası çok uzun sürecek. O yüzden işinizi titiz yapmanız gerekiyor. Yoksa bilgisayarı açıp bir hafta süreyle bir tane modelin eğitilmesi için bekleyebilirsiniz. İyileştirme bu şekilde bir döngü. Siz hedefe ulaşana kadar başa dönüp tekrar checklist yaparsınız, kontrol yaparsınız, veriyi değiştirirsiniz. Veri yeterli değilse bunun için uygulamanız gereken yöntemler var. Anlatacağım, veri çoğaltma yöntemi. Sonrasında tahmin, diyelim ki iyileştirme başarılı geçti.
Tahmin, eğer eğitilen model test verisi üzerinde başarıyla çalıştıysa uygulama ortamına hazırdır.